birazcık da. Ay biraz da şöyle. Pardon. Merhaba. Merhaba, merhaba. Girebilir miyim? Ah tabii buyurun. Ben de sıkıntıdan patlıyordum. Öyle mi Deniz? Kutay ben de, Kutay. Merhaba. Çok memnun oldum. Merhaba, hoş geldiniz. Buyurun buyurun birazcık siz oturun. Tamam, masa başı çok matah bir şeymiş gibi böyle sabahtan akşama kadar masanın başında oturuyorum. Otur da ben sizi hiç otururken göremiyorum. Yani enteresan bir yapınız var. Ben de aynı şirkette çalışıyorum Kutay Bey. Merhaba. Merhabalar. Ben de aynı şirkette çalışıyorum. Yani gelip geçerken hep rast geliyoruz. Böyle hani selam vereyim diyorum ama göz göze bile gelemiyoruz. Siz sürekli böyle masanın etrafında hareket halindesiniz. Geçerken mutlaka selam verin. Siz bana selam verdiğinizde bana da bahane olur. Ben de masanın başından kalkarım derim ki Deniz Hanım derim. Sonra tekrar yine otururum maalesef yine yapacak bir şey yok yani. Kutay Bey ne oldu size? Ne iş yani? Siz niye böyle bir insansınız? Herkes sizden çok tuhaf tuhaf bahsediyor da Kutay Bey ağlamayın ne oldu? Ay çok saçma bir şey söyledim. Affedersiniz ben gidiyorum Kutay Bey. Ay ben sizi üzmek istemezdim. Çok affedersiniz şey yapmayın. İyi misiniz? Bugüne kadar bu soruyu bana soran ilk insan sizsiniz. Öyle mi? Herkes beni deli zannediyor. Bu şirkette adım deliye çıktı değil ama misiniz? Gerçekten öyle değil. Gerçekten öyle mi değil? Yani biraz birkaç tahtam eksildi çünkü bu masanın başında oturmaktan birkaç tahtam gitti benim. Ay neden öyle oldunuz siz ama iyi bir maaşınız var. Baksanıza bir ofisiniz var. Her şey çok güzel. İki tane sandalyeniz var. Efendim? İnsanın sevmediği bir işi yapması ne ağır bir şeydir siz bilir misiniz? İşi sevmiyor musunuz? Siz bilir misiniz? Ben, bakın, öğrencilik hayatım boyunca bazı hayallerim oldu. Evet. Önce özel güvenlik olmak istedim. Ailem kesinlikle, hele o babam kesinlikle özel güvenlik olamazsın dedi. Olacaksan genel güvenlik ol dedi. Ay ağlamayın ne olur. Ay çok üzüldüm. Oturun sakin olun. Biraz sakin olun. Sonra dedim ki... Neyse bu olmadı yani. Olmadı. Dedim ki oyuncu olayım. İçimde... Önüne geçemediğim bir oynama tutkusu var. Öyle mi? Olmak. Ya da olmamak. Evet evet anlıyorum Kutay i̇şte Bey ama elimi acıtıyorsunuz. Evet ele... ama. Tamam ama iyi bir para kazanıyorsunuz. Yani her şeyiniz çok iyi. Özel şoförünüz bile var. Yani iyi bir şirkette çalışıyorsunuz. Neden böyle oldunuz ya? Şey evlenebildiniz mi? Oyuncu da efendim. Karınız var mı? Yok. Yok mu? İnsan sevmediği işi yapınca başka şeyleri sevecek vakit de bulamıyorum. Çünkü işimi o kadar sevmiyorum ki başka şeyleri de artık sevmemeye başladım. Ne kadar saçma bir şey. Çok saçma bir şey evet. Yani ama bu şirket ne kadar güzel bir şirket. Yani her yerde susabilirleri, kahve, çay, ne isterseniz var. Toplantı saatleri, meetingler vesaireler. Yani tam bir plaza ortamı. Baksanıza 20. kattayız falan. Harika yani değil mi? Ne kadar güzel. Yani hayattan beklentiniz kahve makinaları falan mı Deniz Hanım? Yani sevmediğiniz... dediğim bir işi yapıyorum. Bakın şu masanın başında oturmak nasıl bir zulüm. Sonra dedim ki avukat olayım. Evet. Baba avukat olacağım dedim. Ben avukat olmak istiyorum. Bu güzel meslek. Babam iyi dedi ki savunacaksan kendi hakkını savun. Niye el alemin hakkını savunacaksın dedi bana. Sonra yine mi vazgeçtiniz? Sonra bundan da vazgeçtim. Hay Allah. Yani vazgeçtim değil vazgeçirildim. Evet anladım. Ne kadar zorlu bir hayatınız olmuş gerçekten. Sonra polis olayım bari dedim. Evet. Polis hem Almanca polizei falan havalı bir şey. Evet polizei böyle doğru. Yelekler melekler. Bunu da kabul ettiremedim. Beden eğitimi öğretmeni olayım dedim. Evet. Olmadı hiçbir şey olmadı. Çünkü ailem aldığım hiçbir kararda beni desteklemedi. Ondan sonra böyle saçma sapan bir iş seçtim. Bütün ömrümü şu masanın başında abuk sabuk şeyler yaparak, abuk sabuk evrakları doldurarak geçiriyorum. O yüzden benim birkaç tahtam eksiğin üstünde çok sıkılmış durumdayım. Deniz Hanım çok sıkılmış durumdayım. Ben istifa ediyorum. Bakın iyi ki geldiniz. Ben yapamam böyle. Ben böyle bir masa başında daha 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl, 60 yıl bakın böyle takılmada geliyor. Ben geçiremem Deniz Hanım. Hayır istifa etmeyin. Çok iyi bir işiniz var. Yani kimse size kız bile vermez buradan istifa ederseniz yani. Bana kız vermesinler. Ne İnsanın sevdiği bir işi yapması, sevdiği bir kadınla evlenmesinden çok daha önemlidir Deniz Hanım. Çok hata ediyorsunuz, hata ediyorsunuz. Yani bu işten ayrılmamanız gerek. Bu bahsettiğiniz işlerden çok daha mühim bir şey yapıyorsunuz Kutay Bey. Bakın yine sizinle konuşurken bile kendimi bir anda masanın başında buldum. Ben buna daha fazla tahammül edemeyeceğim. Ne yapacaksınız? Ben istifa ediyorum. Hayır gitmeyin. Bilmiyorum kendimi dağlara taşlara vuracağım. Ne yapayım yapacağım başka bir şey yok. Çok mutsuzum. Ay mutsuz olmayın. Çok mutsuzum Deniz Hanım. Çok mutsuzum. Ay adamcağıza bak ya. Oh.
acı kuşlar gibi başımın üstünde dönüp durmayın. Alıcı kuşlar gibi başımın üstünde dönüp durmayın. Kol kola girip yalnızlığı vurmayın yüzüme kar taneleri. Kol kola girip yalnızlığı vurmayın yüzüme kar taneleri. Başımın üstünde dönüp durmayın. Kol kola girip yalnızlığı vurmayın yüzüme kar taneleri. Kol kola girip yalnızlığı vurmayın yüzüme kar taneleri. Sırasında kocaman alkışlar. Stüdyodaki çok değerli konuklarımız ve ekranları başında bizleri izleyen değerli seyircilerimiz, Hayat Okulu'nun bugünkü bölümüne hoş geldiniz. Sevgili seyirciler, bugün 13 Mayıs 2015, tam bir yıl önce bundan Soma'da 301 tane can, 301 tane maden işçimizi çok elim bir kaza sonucu kaybettik. Bu büyük facianın birinci yıl dönümünde de hayatını kaybeden işçilerimize Allah'tan rahmet dileyerek ve ailelerine sabır dileyerek başlamak istedik bugün Hayat Okulu'na. Hoş geldiniz öncelikle. Bugün meslek seçimini konuşacağız. Meslek seçiminin hayatımıza getirdiği şeyleri aslında konuşacağız. Fatih Aytaç hocamız her zaman olduğu gibi bizlerle birlikte. Eğitim danışmanımız diyemiyorum sadece. Yaşam koçumuz, her şeyimiz. Eğitim pozitif enerjisiyle yine buradasınız eğitim hocam. Eğitim koçlarının Don Vito Carlione'si. Teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz. Beni şımartıyorsunuz. Bu meslek seçimi artık hocam o kadar önemsenen ve hayatımız boyunca bizimle birlikte devam ettiği için ve çok erken yaşlarda tercih etmek durumunda kaldığımız için de Yeni Mahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki Tanıtım ve Yöneltme Komisyonu'nun üyelerini de burada ağırlamak ve onlardan da yardım almak istedik. Öğretmenlerimiz Yeşim Türkcan ve Arzu Ataş bizlerle birlikte. Sizler de hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Teşekkür ederiz.
siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Tabii ki program öncesinde konuştuğumuz gibi program bugün tamamen Yeşim Hanım'ın üzerine kurulu olacak. Evet. Çünkü kendisi konuda uzman. Ben bu konuda uzman ve canlı yayınları çok sevdiğini ifade etti. O yüzden biz de evet, hep kendisiyle konuşmaya gayret edeceğiz. İnşallah ben de programı vereceğim. Hocam şeyle başlayalım mı? Tabii ki doğru meslek seçimi çok önemli. Yoksa işte 30 yıl, 40 yıl yapılacak bir şey. Ne zamandan başlar doğru meslek seçimi için doğru adımı atmak? Hangi yaştan itibaren neler yapmak lazım? Evet, öncelikle tabii bu oyunun başında bir espri yaptın. Çok orada ben bayıldım espriye. Özel güvenlik olmanı istememişler de genel güvenlik olmanı istemişler. Bunu kimse anlamadı ama ben anladım bunu. Çok harikaydı. Ben de yolunuzdan yürüyorum evet, hocam. Teşekkür ederim. Şimdi şöyle, meslek deyince aklınıza ne geliyor çocuklar? Meslek nedir Kutaycığım? Meslek hayatımızın %70'idir, 80'idir herhalde. Aklına gelen ilk şey bu. Tabii, tabii. Deniz, sen ne geliyor aklına? Yani daha önce belki böyle para kazandığımız, işte her gün gittiğimiz ve gerçekten hayatımızın sonuna kadar bizimle gelen şey gibi görülüyordu. Ama şimdi sadece para olarak bakamadığım, hani mutlulukla eşdeğer koyduğum bir yaşam biçimi aslında. Süper, mesela. Yani tamamlamaya çalışıyoruz. Yani sadece yaşamınızı devam ettirmek için veya para kazanmak için yaptığınız bir iş doğrudur. Ama bu olmamalı sadece. Keyif almalısınız. Mutlu olmalısınız. Buradan mesleğinizi yaparken tatil yapmalısınız bir taraftan da. Ve o iş size mutlaka ve mutlaka yeteneklerinize ve özelliklerinize uymalı. Şimdi işte doğru meslek dediğimiz olay bu. Biz zamanında hep dayatırız çocuklarımıza. Bize de böyle dayatılmıştı. Doktor ol, mühendis ol, şu ol, bu ol diye dayatılmıştı. Oysa çocuklarımızın yeteneklerini bilip yatkınlıklarını öğrenirsek ona göre meslek seçimlerini de yönlendirebiliriz diye düşünmüştük. Bu anlamda doğru meslek seçmek için ne yapmak gerekir? Önce sosyal statünü belirler seçeceğin meslek. Yaşam standardını belirler. Para kazanmanı belirler. Sosyal çevreni belirler. Keyif almanı belirler. Belki evliliğini belirleyecektir bu. Bunun için meslek seçerken daha başta ben hep şunu söylüyorum öğrencilerime. Diyorum ki değer yargıları vardır insanların. Bunları bir sıralayın alt alta. İşte namus, spor, aşk, her neyse para, bunları sıraladığınızda ilk beşte aklınıza ne geliyorsa siz öyle bir meslek seçmelisiniz. Evet. Eğer seçeceğiniz meslek vizyonunuzla, misyonunuzla ve kişiliğinizle uyuşuyorsa mutlu olursunuz. Yoksa o yaptığınız işten keyif alamazsınız. Doğru meslek seçmek budur benim için. Öbür türlü ayakların geri geri gitmesi işe giderken her gün ne kadar zor bir şey. Yani ne kadar zul insana gerçekten. Tabii şimdi burada doğru meslek seçerken çocuklarımızın dediği gibi yatkınlıklarına mutlaka bakmamız gerekecek. Yani çocuklar bu yaştayken tam ergenliğin kor dönemindeler. Bu dönemde gelgitler olabilir. Her şey olabilir. Ama mutlaka kafalarından geçen bir şeyler vardır. Bunun için çocukların bu özelliklerini ortaya çıkartmak için zaten hocalarımız burada bu konuda uzmanlar. Hı hı. Sanırım bu konuda bize rehberlik yapacaklar. Kesinlikle yapacaklar. Ya Yeşim Hanım, heyecanlanacak bir şey yok. Alt tarafı yüz binlerce kişi. Ama siz böyle yaptık. Sizi izliyor. Alt tarafı yani takılır kalırsanız herkes güler size. Yani ne olacak, canlı yayın mı? Evet. O zaman Arzu Hoca ile başlayalım. Öncelikle mesleki eğitimin tanımını nasıl yaparız? Nedir mesleki eğitimin tanımını yapacağım. Meslek liselerinin görevleri, amaçları, bunları yapacağım ama öncelikle komisyonumuzun nasıl kurulduğunu, hangi amaçla kurulduğunu öyle kısaca bir... Önce onları anlatayım. Önce onları anlatayım. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı 2007-30 sayılı genelgesi hükümleri doğrultusunda Ankara'da il mesleki ve mesleki tanıtım ve yöneltme komisyonu kurulmuş ve bu komisyona bağlı olarak yine Ankara'nın tüm ilçelerinde mesleki tanıtım yöneltme komisyonları kuruldu. Ne zaman kuruldu hocam? 2007 yılında kuruldu. Evet, 2007-30 sayılı genelgesi olduğu için. Ankara'nın tüm ilçelerinde kuruldu ve bizim ilçemizde Yeni Mahalle. Yani hepimiz de biliyoruz ki Yeni Mahalle Ankara'nın en büyük ilçelerinden bir tanesi. Toplamda 122 tane okulumuz var. Ve biz bu 120 okuldan sorumlu, hangi alanda sorumlu? İşte meslek tanıtımı, meslekleri tanıtım, yine meslek liselerinin içeriğini anlatım, onların amaçlarını madde madde yine söyleyeceğim size. Yeni Mahalle'de kurulan komisyonun üyeleriyiz biz. Yeşim arkadaşımla birlikte
komisyonda çalışıyoruz. Yani bu komisyon da bunun için kuruldu aslında. Evet, yani, bu amaçla kuruldu. Çocuklar doğru mesleği seçsinler. Doğru mesleği seçebilme adına, evet. Evet. Aslında asıl amaç oydu. Tamam, yani kuruldu bu komisyon. Öğrenciyle olan bağ nedir peki? Şöyle söyleyeyim. Şimdi komisyon ilçede kuruldu ve aynı zamanda bu komisyonlar okullarımızda da kuruldu. Okullarda da bu ekipler var. Yani, İlköğretim okullarında mı? İlk öğretim kalmadı artık. Hayır. İlkokul, ortaokul diye değişti. Eskiden ilk öğretimdi. Şu an ilkokul, öyle mi? Ben ortaokul eskiden diye... ilkokul, ortaokuldu. Şimdi ilk öğretim diye biliyorum. Sonra tam değişti, tersi. Sonra tekrar, değişti. Ha, tamam, peki. Evet. Şu anda ilkokul ve ortaokul, lise diye okullarımız devam ediyor. Bizim sorumlu olduğumuz alan ilkokul değil. Ortaokul ve lise. Evet. Biz okullarda da bu komisyonlar kuruldu. Peki kimler var bu komisyonda okullarda? Bir müdür yardımcısı, bir rehber öğretmen, bir de branş öğretmeni. Yani o derslere giren branş öğretmenden oluşan 3 kişilik bir ekip var okullarda. Ve biz o ekipleri toplayıp bir salonda 400 kişilik bir ekibe zaman zaman seminerler veriyoruz. Yani bir yıl içerisinde ne gibi çalışmalar yapmaları gerekiyor? Ne gibi çalışmalar yapıyor hocam anlatayım. O komisyonlar? Şimdi komisyonlar, okullardaki komisyonların madde madde biz veriyoruz, sunularımızı da veriyoruz hatta. Ne gibi çalışmalar? Hani biz bir rehberlik yapıyoruz okullara. Şimdi öncelikle okullarda rehber öğretmenler öğrencilerin ilgi, yetenekleri ve becerilerini tanımak amacıyla anketler yapıyorlar. Yani bu anketler Ankara Mespil sayfasında vardı önceden. Giriyorlardı şifreyle öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini buradan ölçüp sonra değerlendirme yapıp velilerle ve öğrencilerle paylaşıyorlardı. Şu an Ankara Mespil sayfamız kapandı. O anketler neyi içeriyor hocam? Ne daha üzerine çok yapılıyor? Öğrencilerin ilgi ve istekleri ne yönde? Ya da onları yetenekleri. Belirliyor. Yetenekleri nedir öğrencilerin? Onları belirleyip hangi mesleklerde başarılı olur bu öğrenciler? Onu ölçmeye yönelik. Tüm öğrenciler üzerinde? Bütün 8. sınıflar üzerinde 8. yapılıyor. Sınıflar sadece üzerinde. 8'ler üzerinde yapılıp, hani bir rehberlik, sen şu mesleklere yönelebilirsin gibi bir tanıtım, öyle bir anket çalışması yapıyorlar. Yani mesleki anketlerden... yönelim envanteri dediğimiz var ya, yani yönelim, evet. Eğilimlerini belirlemek, evet. için. Eğilimlerini belirlemek için bir anket, evet. yapılıyor. 6 sorudan oluşan. Ama 96 evet. sorulu. Çok dürüst cevaplanmış bir anket olması gerekiyor. Yani herkes kendini mesela avukat olarak görebilir. Yüksek ben avukat Şimdi olacağım. İşte herkes sınıf... kendini bilgisayar mühendisi, evet. olarak hayal edebilir. İşte bunu... onu dememe adına aslında o anket. Yani ama doğru çok, cevaplandırıldığında işte... hani çok kesin sonuçlar da çıkabiliyor. Evet. Yani çocuğa doğrudan sorular sorulan bir şey değil. Daha dolaylı yoldan ve sizi sonuca götürecek soru. Evet aslında, evet. Anladım. Peki bu anketler sonrasında nasıl tespitler yapılıyor? Yani onları komisyon ayıklıyor ve her öğrenci üzerinden bir meslek seçimi mi yapılıyor? Yani şöyle, rehber öğretmen tek tek bütün öğrencileri değerlendiriyor ve sonuçları özellikle velilerle de, biraz önce sizin skecinizde de veli ayağından, evet. bahsettiniz, çok hoşuma gitti bu. Veli olayı çok önemli. Yani bir öğrenci seçse bile diyor ki mesela ben motor alanında çok meraklıyım. Yani araba motorları, evet. uçak motorları, çok meraklı öğrenciler var. Ama veli diyor ki hayır, senin derslerin çok iyi, sen başka alanlara yönlen. Bizim komisyon olarak amaçlarımızdan en önemlisi de iyi öğrencileri, akademik olarak iyi öğrencileri de meslek liselerine kazandırmak. Bu konuda eminim Fatih Hocam'ın çok güzel cevapları vardır. Evet. O veliye ne dersiniz hocam? Evet, çünkü şimdi... üniversitede bile, yani ondan 4 yıl sonrasında çocuk daha büyümüş oluyor. O zaman bile bir meslek seçimi konusunda bir baskı oluyor ama ortaokuldan sonra liseye geçecekken yaş daha küçük. Onun dengesi nasıl olmalı? Çocuğun belli yönelimleri var. Veli ne kadar çocuğa bırakmalı? Ne kadar öğrenci seçmeli? Ne kadar veli buna şey yapmalı? Tabii şimdi hocam. Öncelikle burada çocuğumuzu çok iyi tanımalıyız. Yani biz nasıl gördüğümüz değil. Çocuk kendisini nasıl görüyor? Yani biz çocuğu mu yaşıyoruz yoksa çocuk kendisini mi yaşıyor? Aynaya baktığı zaman çocuk kendisini mi görüyor, velisini mi görüyor? Bu çok önemli. Bu anlamda bakın, ben size bununla ilgili bir şey anlatayım. Velilerimiz biliyorsunuz çocukların yatkınlıklarına, yetilerine, davranışlarına, hareketlerine göre meslek belirleyebilir. Hatta bu klasik değil. Bizim aileden şu çıkar, şu çıkmaz gibi Tabii. yaftalar da vardır. Bir tane veliyim bana geldi. Hocam dedi, ben dedi bir bu konuda dedi yaşam koçuna gittim dedi. Yaşam koçu kim dedim diye sordum ben. Devlet demir yollarının trenlerine, raylarına konan kuşları kovalama bölümünden mezun olmuş bir çocuk. Yani artık düşünün ve yaşam koçluğu yapıyor.
böyle bir insan çocuğun nasıl olacağını söylüyor. Çocuğun eğilimi neymiş? Demiş ki anne bu hamamdaki böceklere hamam böceği denir değil mi? Neden Kara Fatma diyorlar? Bu dişi mi? Niye Kara Murat demiyorlar? Belki erkektir. Şeklindeki yaklaşımından dolayı çocuğun biyolog olmasını istiyormuş mesela. Yani çocuk çok araştırmacıymış. Yani bu konuyu bile böyle yansıtıp tabii. O ince espriyi ben yakaladım onu da belirtti yani. Değerlendirmende fayda var diye kaçırmadım düşünüyorum. Kaçırmadım onu evet. Yani şöyle tabii olaya bu esprili bakış açısıyla yaklaşıyoruz ama yani çocuğumuz müziğe yatkın olabilir, resme yatkın olabilir. Bu onu yapması anlamına gelmeyebilir. Çocuk bundan keyif almalı, bundan para kazanmalı, bundan mesleğini yansıtmalı. Yani siz çok başarılı bir sunucusunuz ve yaşamınızı bununla devam ettiriyorsunuz. Gözlerinizin işi gülüyor şu anda. İyi de para kazanıyorsunuz diye duyuyorum. Daha sizden mutlu kim olabilir? Hayır, yok öyle bir şey. Orkestramız yine öyle. Değil mi? Yani siz de güzel kazanıyormuşsunuz hocam duyuyoruz. Tabii ben şimdi matematikçi olduğum için mutlaka oldu. Tabii. Öyle olması gerekiyor. En önemlisi hocam. İnsanın sevdiği işi yapması. Sonra kesinlikle tabii öyle. Maddi tarafı da insanı tatmin ediyorsa. Çok güzel. Ben bunu güzel bekliyordum. Bu cevabı bekliyordum kesinlikle sizden. Öncelikle ve öncelikle içinize sinecek yapacağınız iş. Evet, evet. Yani ayaklarınız sizin deyiminizde geri geri gitmeyecek. O evet işten keyif alıyorsanız inanın yaptığınız meslek hem sizin yaşamınız olacak, hem tatiliniz olacak, hem de sizinle bütünleşen sosyal statünüzü belirleyecek. Hı hı. Bu anlamda çocuklarımıza objektif gözle bakmak gerekiyor. İşte ehil ellere teslim etmek gerekiyor. Hı hı. Bu tür evet yerlere teslim ederseniz, o eğilimlerini bu tür yerlere belirlerse, evet, yani piyasadaki o şarlatanların eline değil de gerçekten, hı hı, bu konuyu bilenlerin eline verirseniz, çocuk en azından bakacak ben ne yapmak istiyorum, neye yatkınlığım var, kapalı yerde çalışabilir miyim, seyahat edebilir miyim, bir ufak yerde mi çalışarım, büyük yerde mi çalışabilirim, bunların hepsi inanın yerdeki seçeceği mesleğin oluşmasında çok önemli unsurlardır. Hı-hı. Yani diyorum ya, vizyonunuz, misyonunuz ve yetenekleriniz uyuşmuyorsa o meslek size yarar getirmez. Bu anlamda çok velilere yani çok iş düşüyor. Yapılması gereken şey şu: çocukların eğilimlerini belirlemesi gerekiyor. Bakın şimdi çocuklarımıza soralım. Ne olmak istiyorsunuz? Ne dayatılıyor diye bir soralım isterseniz. Soralım tabii tamam ki hocam. Soruyu da hiç bozmadan sorayım. Ne olmak istiyorsun? Ne dayatılıyor? Doktor olmak istiyorum. Ailem de istiyor doktor olmamı. Ha. Ama ben bir istiyorum. Dayatma yok. Aynı güzel şeydesiniz. Aynı kanallardasınız. Güzel. Orada bir arkadaşım el kaldırdı. Evet. Ben doktor olmak istiyorum ama ailem mühendis olmamı istiyor. İşte. Nasıl olacak ya? Ama daha var senin zaman. Evet. Ben dedem vefat etti, pilottu. Başın ben o yüzden pilot olmak istiyorum. Evet. Babam da zaten pilot olmamı istiyor bundan dolayı. Süper. Bir çatışma yaşamıyorsunuz. Harika bir şey. Evet. Ben bilgisayar mühendisi olmak istiyorum. Aha. Ki bilgisayarı da yani meraklıyım ama ailem programcılığı da fazla. Ne programcılığı? Bilgisayar, yani bilgisayar programcılığı. Aynı şey. Yine aslında evet, fark eden bir şey yok. Küçük farklar. Böyle mesela şöyle büyük uçurumlar yaşayan var mı? Ben işte futbolcu olmak istiyorum. Futbolcu olmak istiyorum. Ailem illaki fizikle uğraşmak istiyorum. Evet, evet. Fizikçi olacaksın diyor gibi sanki böyle. Sanki şuralarda var gibi bak Kutaycığım. Evet, en arkada bir. Ben oyuncu olmak istiyorum ama annem gel doktor. Yani doktor olman daha hayırlı bence. Biz oyuncuyuz çünkü. Evet. Var kim mı var başka? Neresi var? Bir kişi daha var Kutaycığım bak mavi tişörtlü. Gel bakalım. Ben mimar olmak istiyorum ama annem babam kesinlikle doktor ol diyor. Doktor ol diyor. Niye sence? Sen ne diyorsun onlara? O, ya öyle istemiyorum diyorum aslında ama onlar doktor ol diyor. Yani bir şey diyemiyorum da zaten. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? 7. 7. Daha ilerleyen yıllarda tamam, bir şey diyeceksin o zaman bir şey dersin. Siz o anketlerin sonucunda nelerle karşılaşıyorsunuz? Bir dakika Deniz'ciğim, burada bir arkadaşım daha el kaldırdı, pardon. Ben de hemşire olmak istiyorum. Ne aynı olmak istiyorsun? Hemşir. Hemşirenin yani erkek hali. Hemşir mi diyor ona, pardon. Evet, çok güzel. Doktor daha zor geldiği için. Ha, evet. Hemşir olmak evet istiyorsun. Ama sağlıkçı olmak istiyorsun. Ailemdekiler de zaten hemşir ol diyor. Ha ha. Yani zor ama da... Peki nereden merak saldın? Ailede var mı? Var. Ha, o şey hoşuna gitti, onları gördün. Kim var? Yakınlarınızda var. Yakınlarımızda var. Aha, süper. Mutlaka model vardır önünde, gördüğü büyükleriniz var değil mi? Sen var. İyi para mı kazanıyorlar, o anlamda mı düşündün yoksa çok sevdiğin bir meslek diye mi düşündün? İkisi de olabilir. İkisi de var, evet. Evet, peki teşekkürler.
Hocam siz nelerle karşılaşıyorsunuz? Yani bu anketlerden sonra çocuklarla ilgili belli sonuçlar çıkıyor. Ve siz bir fikre varıyorsunuz ve yönlendirmeye başlıyorsunuz. Fakat aileyle çatıştığınız, yani her zaman böyle destekleyen aileler olmuyor. Siz diyorsunuz ki işte giyim tasarım için uygun, çizimi iyi vesaire. Hayır diyor yani aile, kabul etmiyor asla. Böyle şeylerle karşılaşıyor musunuz? Şimdi bu tip anketleri rehber öğretmenler yapıyorlar. Bazen yapmıyorlar. Tabii biz bunları sürekli okullara, 122 tane okulumuz var biraz önce söylediğim gibi. Bütün okulları gezme imkanımız olmuyor ama senede bir 50-60 okul geziyoruz. Evet. Bu anketler yapılmış mı, öğrenciler yönlendirilmiş mi? Ama ben şimdi sorulara bakıyorum. Gerçekten hani 8. sınıf öğrencisi ben bunu taraflı cevap vereyim, öyle şeyler düşünmüyor. Gerçekten nelerden hoşlanıyor, ne yapmaktan hoşlanıyor? Herkesin, yani bütün öğrencilerin farklılıkları var. Farklı cevaplar veriyorlar bu sorulara. Ve bu soruların objektif olarak değerlendirildiğine inanıyorum. Ve zaten bu değerlendirmeyi rehber öğretmen yapıyor ve öğrencileri de yönlendiriyorlar bu konuda. Yani dürüst cevap verin, doğru cevaplar verin ama genellikle de 8. sınıf öğrencileri doğru cevaplar veriyorlar bu soruda. O zaman Yeşim Hoca'ya şöyle bir zor, hiç beklemediği yerden bir soru sorayım. İlla soracaksınız. Mesleki eğitim bizde şöyle bir algı vardı. Bu algı doğru, bunu soracağım. Çocuk derslerinde başarısızsa zaten ileride üniversitede ya zor, biz bunu meslek lisesine gönderelim gibi bir algı var. Bu algı ne kadar doğru? Bu algıyı kırmak için eğer yanlışsa ne yapılabilir? Ne yapılabilir? İstersen sen cevap ver. Yani şunu söylemeye çalışıyoruz hocam. Şaka yapmış. bari bir meslek sahibi olsun diye gönderilen yaklaşım diyorsun, evet, değil mi? Evet. Oysa bazı meslekler var ki, bu ara meslekler dediğimiz mesleklerde, bırakın zaten zeka ile orantılı değil, yeteneklerle orantılı bu. Yeteneği varsa zaten zeka onunla beraber gelebilir. Yani çok başarılı olan öğrencilerin de bu ara meslekleri seçmelerinde fayda var diye düşünüyoruz. Evet. Sanırım hocam bu konuda daha değişik bir yaklaşım bulunacak. Evet, zaten programın ikinci bölümü tamamen Yeşim Hoca üzerine kurulu olacak. Ara verecek olacak. Miyiz? Şimdi kısa bir şarkı arası diyeceğim, ne kadar ayıp bir şey. Figen Biricik ve orkestrasından güzel bir şarkı dinliyoruz arkadaşlarımızla. Ne güzel geçmişti bütün bir yaz, başımda kavak yerleri en o yaş. Bense hanım eli kadar beyaz, çalmıştınız kalbimi bilmeden biraz. Bense hanım eli kadar beyaz, çalmıştınız kalbimi bilmeden biraz. Sarmaşıklar gibi sarıldık bu yaz. Sen bana, ben sana, komşu evlerde. Kök sarmaşıklar gibi sarıldık o yaz. Eline değerdi safça elim. Seninse arardı düşürken korkusu bir şeyleri. Sevgimize ilk hüsnü getirdi biraz. Öpüşürken korkusu bir şeyleri. Sevgimize ilk hüsnü getirdi biraz. Çocuk kalbimize doğan gamlar, oturup ağlamıştık sessiz şardakta.
Çaresiz erken inen akşamlarda veda edip ayrıldık biterken o yaz. Çaresiz erken inen akşamlarda veda edip ayrıldık biterken o yaz. Sarmaşıklar gibi sarıldık o yaz. Sen bana ben sana komşu evlerde kök sarmaşıklar gibi sarıldık o yaz. Eline değerdi safça elin, seninse arardı öpüşürken korkusu bir şeyleri. Sevgimize ilk hüznü getirdi biraz. Öpüşürken korkusu bir şeyleri. Sevgimize ilk hüznü getirdi biraz. Sonu balosuna şunu giysem nasıl olur sizce? Ya çok güzel. Ay çok güzel değil mi? Bunun pembesi de varmış. Ay pembesi daha çok yakışır. Sen de giyeceksin. Buldun mu bir şeyler? Bilmiyorum, ben siyah giymeyi düşünüyorum yani. Siyah mı? Ay saçmalama, ne siyah ya? Öyle karalar bağlamış gibi. Sen ne renk giyeceksin? Ben beyaz olabilir. Ay, bir şey söyleyeceğim. Aynı renk giyemeyiz, tamam mı? Gel Zübeyir, oturalım azıcık şurada ya. Ay Zübeyir geldi. Merhaba. Merhaba. Zübeyir. Ay, çok tatlı ya. Çok tatlı. Bak şimdi Zübeyir lacivert giymiş mesela, hayal edin, tamam mı? Evet. Ben de pembe giymişim. Yan yana. Çok güzel olur. Ay çok güzel olur ya. Ben de buradayım. Şu yakışmaz mı ya? Ben de Kutay. Ya. Kutay selam, Kutay. Ne haber? İyiyim. Ay. Şey baloya ben de şey giyeceğim. Mavi giyeceğim. Boş ver tatlım, boş ver. Baloya gelebilecek misin? Evet. Yani daha benimle baloya gelecek evet. Kimseyi bulamadım ama olsun. Şey Zübeyir, sen baloya sen gelecek benimle misin? Benimle gelir misin? Ya benimle gelecek. Ya siz benimle gelecek. Hayır benimle ya, gelecek. Ne ya? Hayır ya benimle gelecek. Zübeyir kiminle gitmek tamam, istersin? Tamam ben de Emre'ye mesaj atarım. Kime? Başka bir Emre'ye. Var. Emre'ye mi mesaj atarsın? Evet. At o zaman Zübeyir benimle gelecek. Gelecek misin? Aa ya, telefon şey bir şey söyleyeceğim. Emre'ye mesaj atma. Ben de sen de benimle gel o zaman baloya. Benle gel dedi ya. Çok komiksin sen ya. Ne şeker. Bir kere biz birbirimize uymayız. Niye uymuyoruz? Evet. Olmaz. Zübeyir koleje gidiyor. Bize onu götürmesi gerek yani. Öyle meslek liseli olarak sen nereye götürecektin gibi de. Hayır hayır. Ben meslek lisesine gidiyorum diye mi böyle yapıyorsunuz? Aynen öyle. Tamam mı? Ne oluyor meslek lisesine gidiyor? Zübeyir daha havalı. Zübeyir havalı ama konuşmuyor. Bak baksana geldiğinden beri öyle ellerini dizinin üstüne koydu oturuyor. Zübeyir cool çünkü. Öyle konuşmayınca daha cool görünüyor, anladın mı? Biz ona hastayız yani. O zaman ben de konuşmayacağım bundan sonra. Ay Zübeyir ya. Bak teşekkür ederim dedi içinden. Gelebiliriz. Aa kitlendi. Ben bir Zübeyir'e sorayım. Kitlendi mi? Hayır soralım. Sor bakayım Zübeyir yapabilir onu. Zübeyir bunu yapabilir misin? Gerçekten anlamıyorum. Genelde benim eşlerim başkaları yapar. O yüzden bilmiyorum. Yani. İşlerini başkaları yaparmış. Ne havalı ya. Zengin bebesi işte. Ya. Aynen öyle. Ya yapamaz mısın? Bir denesene Zübeyir. Gerçekten sen hep oyunlar falan, akıllı telefonlar yaparsın her ya bence. Her şeyin hadi yani. Dene. Yapabilirsin, dene. Bozuk şeyler yapmıyorum işte. Bozuk şeyleri yapmıyor musun? Şey, ay. Bir şey söyleyeceğim. Ben bir bakabilir miyim? İyi hadi bak. Şey, ben meslek liseli olduğum için bir de... Ya artık... Teknik yapabiliyor musun öyle şeyleri sen? Ama niye benimle dalga geçiyorsun öyle? Ay, teknik falan? Dene bakayım, becerebilecek misin? Dene bakayım. Dur, ne olacak ki bu şey, bu Android. Zübeyir sen de şeyden bahset bakalım. Ama ben telefonla uğraşırken hala Zübeyir diyorsun, neyse. Evet, siz Zübeyir'le biraz sohbet edin zaten. Evet. Zübeyir'in muhabbetine doyum olmaz. Zübeyir bir başlar konuşmaya. Aynen. Kimse hiç susturamaz. Zübeyir başka neler yapıyorsun? O gün arkadaşlarım şey yok mu başka? Sor.
Başka arkadaşların yok mu? Genelde kafelerde takılıyoruz. Kafelerde mi takılıyorsunuz? Evet. Hadi ya sen takılıyor musun? Nerelere gidiyorsun acaba? Biz de beraber. Şşt, teknik. Becerdin mi? Hallettim ya, benim için de çocuk oyuncağı. Biz zaten yaptım mesela. Okulda hep böyle şeyleri yapıyoruz. Çalışıyoruz. İyi, aferin aferin. Yani ben Zübeyir kadar yakışıklı olmayabilirim ama benim de ağzım laf yapıyor. Ya biraz susar mısın? Zübeyir'le hiç sohbet edemedik yani. Tamam. Evet, biraz Zübeyir'le sohbet edin. Bence de çok ilginç olacak. ilginç olacak. Zübeyir, ilginç bir hobin var mı? Belki biz de yapıyoruzdur. Ya, yüzmeye gidiyorum genelde. Buz Hadi pateni. Ya yüzüyor musun? Hey. Ciddi misin? Buz patenine de mi gidiyorsun? Ya ben de bir kere gitmiştim. Ay ben de bir kere gitmiştim. Bak fotoğraflarım da var. Şey, biz de halı saha maçı yapıyoruz. Halı saha maçı. Ama bir dakika, tek tek bir dakika. Şurada fırsatı bulmuşum. Zübeyir'e şeyi göstereceğim. Ama açılmıyor. Şey, fotoğrafları göremiyorum Zübeyir ya. Aslında ben de buz patenine gittim. Yalan söylemiyorum. Gerçekten gittim. Gitmedin mi kızlar geçen hafta ben buz patenine? Kaymadın mı böyle? Evet, kaydık. Bak Zübeyir göstereceğim ama şey yapamıyorum. Kitlendi Zübeyir yapsın ya, şimdi. Açamıyorum ya. Teknik. Teknik bana bak. Şunu aç bakayım. Ne ya, ben teknik servis miyim? Ya, hayret bir şey ama ya. Bakayım. Hadi hadi. Ya sonra ne şifreyi yanlış girmişim. İki kere kilitlenmiş. Bekliyoruz. Tabii. Sonra şimdi giriyoruz. Hafta sonu gidelim istersen, olur mu? Bakalım. İşte hallettik. Al. Açtı. Ay, bu kadar. Yapıyor ya bu. Vay be. Sen nasıl bir şeysin ya? Ya işte. Aferin sana. Bayağı becerdin. Gerçekten mi? Zübeyir sen bir kalksana oradan ya. Sen şöyle değil ama kalktı yani. Sen başka neleri tamir edebiliyorsun? Kızlar şimdi mesela geçen yerde şey bozuldu. Ne bozuldu? Bizim LED TV var, o bozuldu. Hemen onları yapabiliyorum. Hadi canım. Ondan sonra mesela ampul patlıyor. Ampulü hop diye değiştiriyorum. Ondan sonra çok becerikli. Şeyler, muslukların contaları, montaları hepsini değiştiriyorum. Kızlar meslek lisesi gitmek böyle hayatı bilmektir yani. Ay çok havalı ya. Kolejden tabii. Bile iyiymiş. Baksana oraya oturmuş şey gibi yani. Anca bakıyor. Tesisyonu da çıkmıyor. Anca saç baş düzeltiyor. Sen bunlardan anlıyor musun? Hayır. Anlamıyor musun? Ay Kutay sen bayağı havalı çocukmuşsun ya. Ya ben sen ne diyorsun işte? Bizim siz haberimiz yokmuş bunlardan ya. Ya siz beni bir tanıyın hele, daha ne oldu? Bir telefon, bir tablet tamir ettik. Ne olacak yani? Kızlar balaya hanginiz benimle geliyor bakalım? Ben. Bilmiyorum. Ben. Tamam, seçimimi yapacağım, kararımı vereceğim. Sizlerden biriyle gideceğim. Zübeyir kiminle gelecek? Zübeyir'i istemez. Evet. Zübeyir'i istemeyiz. Zübeyir seni istemiyorlar. İstemez. Seni 3 ay önce buradan yolluyoruz. Hoşça kal Zübeyir. Görüşürüz. Bak gidiyor da hemen. Evet ya. Teşekkür ederiz Zübeyir. Evet, biz de o zaman artık madem Yeşim Hoca'yla muhabbetimize devam edelim. Geri dönelim. Size devam de hoşça kal diyelim. Size olur mu? Teşekkür edelim. Teşekkür ederiz. Alkışlar. Çok teşekkürler. Süpersiniz. Evet Yeşim Hocam, nerede kalmıştık? Evet, biz şimdi Yeşim Hocam'a dediğiniz doğru, o şunu soralım. Yanlış meslek seçmenin veya doğru meslek seçmenin olumluluğu ya tarafları ve olumsuz taraflarını nasıl yönlendiriyorsunuz hocam? Ya neler konuda öneriyorsunuz siz? Öncelikle zaten anket sonuçlarından çıkan sonuçlara göre değerlendirmeye çalışıyoruz. Onun dışında tabii ki bu çıkan sonuçlarda yetenekleri, istekleri, eğilimleri nelerdir? Bunlara göre yönlendirme yapmaya çalışıyoruz öğrencilerimizi. Evet. O zaman biraz böyle teknik liselerden de bahsedelim mi? Bizim ağırlıklı olarak bildiğimiz teknik liseler genelde yani mesleki ve teknik liseler. İşte turizm galiba bunlar en popüler olanları diye düşünüyorum. İşte radyo, televizyon vesaire ama, hani o kadar fazla buna var ki. Neredeyse her meslek grubuyla alakalı eğitim veren meslek liseleri var. Şimdi zaten biz geçen sene komisyonda çalışırken bütün Yeni Mahalledeki bütün meslek liselerinde hangi alanlar, hangi dallar var tek tek çıkardık. Öğrencilere işte broşür olarak dağıttık. Bu çok önemli bir çalışmaydı. Neden? Çünkü üniversitede okuyan öğrenciler dahi diyorlar ki meslek liselerinde bu bölümlerde mi varmış? Bilseydim buna giderdim. Yani öğrencilerimiz meslek liselerinde hangi alanlar, hangi dallar var gerçekten bilmiyorlar. Yani bizim komisyon olarak öncelikle hedeflerimizden bir tanesi, hatta okul ekiplerinin meslek liselerinde hangi alanlar var, hangi dallar var. Hatta biz Yeşim Hanım'la birlikte böyle bir çalışma yapacağız.
çok geniş kapsamlı proje yapacağız seneye. Öyle bir proje yapmayı düşünüyoruz. Ve dalları tanıtan. Yani sanayide. Bütün meslek sesinde okutulan bütün alanlar ve dallar. Yine sanayinin ihtiyacı olan hangi meslekler var? Biz meslek sesinden mezun olduğunda bu öğrenciler hangi bölümlere gidebilirler, ne yapabilirler? Bunun bir böyle envanterini çıkarmak gibi bir çalışmamız var. Ama yine. Arzu Hocam, şuna net bir cevap alamadım. Evet. Kimleri mesleki eğitime yönlendiriyorsunuz? Bu algı doğru mudur, yanlış Onu mıdır? Onu hemen söyleyeyim. Şimdi bizim ben 3 yıl önce başladım komisyona ve şunu çok net söyleyebilirim. Bizim komisyonumuzun en önemli amaçlarından bir tanesi... İşte hani hiçbir yere gidemedi, bu meslek lisesine gitti. Bari. Evet, bizim amacımız meslek liselerine daha hani akademik yönden, yanlış bir kelime kullanmak da istemiyorum aslında. Evet. Akademik yönden daha üst düzeyde, daha zeki çocukların meslek liselerine kazandırılması. Çünkü meslek liselerindeki öyle bölümler var ki hem beceri gerektiriyor, hem zeka gerektiriyor... sıfır hata olan bölümler var. Mesela hiç hata yapmayacak öğrenci. Mesela uçak bakım alanı. Evet. Biz 4, 5, 6, 7, 8 Mayıs tarihlerinde 4 günde 250 öğrenciye 5 gün boyunca seminer verdik. Her sene yapıyoruz zaten bu semineri ve meslek liselerimizde yani sanayinin ihtiyacı olan ama öğrencilerin tanımadığı bir alanı belirleyip yani çok ihtiyacı var. Mesela, şimdi ihtiyaç var diyorsunuz. İhtiyaç öyle var bir şey ama öğrenciler ki birçok üniversite mezunu işsiz dolaşırken demek ki meslek lisesinden bile mezun olsalar iş bulma olanağı çok geniş, öyle tabii değil ki. Mi? Tam bu noktada bir şey, piyasadaki istihdam edilecek kişi sayısını sıralayınca yönetici, mühendis ve kamu alanı %5. Evet. Teknik eleman ihtiyacı %35, evet. İşçi %60 olarak ifade ediliyor. Biz bütün çocukları bu %5'lik dilime yönlendirmeye koymaya çalışıyoruz. O yüzden de akademik eğitime devam eden çocukların %10'u ile 20'si bu iyimser bir tablo işe yerleşiyor. Ama mesleki eğitime devam eden çocukların %60-70'i bir işe yerleşiyor. Bir de yani meslek istediği şunu da söylemek istiyorum. Şimdi meslek lisesine gideceğim, ben üniversiteye gidemeyeceğim. Öyle bir şey yok. Bir dönem katsayı belki hatırlarsınız. Ben meslek lisesi mezunuyum ve hangi bölüm? Radyo televizyon. Çok güzel. Var öyle, evet. Ondan sonra biz büyük hayallerle girdik. O zaman işte iletişim fakültesine devam edeceğiz diye. Evet, katsayı. Biz okurken katsayı düştü değil mi? Geldi 0.5 yerine 0.2'de. Evet. Çarpmaya şey yaptılar. Şimdi Allah'tan onu da buradan sonra başka şeyler okuduk falan. Türkiye'ye duyuralım onu da. 2012 yılında bu katsayı olayı kalktı. Yani liseler ve meslek liseleri eşitlendi. Yani ben meslek lisesine giderim, üniversiteye gidemem gibi bir şey asla yok. Kesinlikle oradan da mezun olup da hatta şöyle söyleyeyim, çok daha kolay oluyor meslek lisesinden mezun olanların üniversiteye geçişleri. Sınavsız direkt üniversite 2 yıllık alan bölümler mi var? Evet. Mesela motor bölümünde veya işte radyo televizyon herhangi bir bölümünde okuyan bir öğrenci kendi alanıyla ilgili bölümlere sınavsız, hiç üniversite sınavına girmeden geçiş yapabiliyor. Ve 2 yıl okuduktan sonra eğer notları yüksekse 4 yıla bunu tamamlayabiliyor. Onun dışında mühendislikler puan vermiyor. Yani üniversite sınavına girmeniz gerekiyor. Mesela ben makine bölümünden mezun oldum ve makine mühendisliği bölümüne gidiyorum. Puan vermiyor, ilk puan vermiyor. Yine üniversite sınavıyla girecek ama şöyle bir avantajı var. Çok donanımlı olarak üniversiteye gidiyor. Çünkü bu ders programını önemli. Da tam olarak uyguluyor bu liseler. Tabii ki, tabii bir de ki, ekstra çok olarak mesleki olarak da o bir program uyguluyor. Ben mesela endüstriyel teknoloji bölümünden mezun oldum. Meslek lisesi öğrencisi değildim yani. Düz liseden mezun olarak gittim oraya. Ve bizim okula gelen arkadaşlarımız vardı, meslek liseli arkadaşlarımız. Çizim derslerimiz vardı, evet. Teknik resim dersleri. Gözü kapalı çiziyorlardı. Onlar da böyle sürekli yalvarırdık, ne olur şuna yardım et, buna yardım et. Yani hocalarımız kadar çizim biliyorlardı. Çok, çok daha deneyimli çok olarak iyilerdi bu konuda. Evet. Fatih Hoca'ya bu noktada bir şey soracağım. Katsayı problemi ortadan kalktı. Diğer liselerde okuyanlarla birlikte sınava giriyorlar ve bir puan dezavantajı olmuyor. Ama matematik eğitimi örneğin ya da fizik, kimya yani LYS ve YGS'de çıkan
derslerdeki eğitim, düz liseler, Anadolu liseleri ve meslek liselerde nasıl bir kıyaslama yapabiliriz? Şimdi ona şöyle yaklaşmakta fayda var. Biliyorsunuz yani matematik dersleri hemen hemen gerek teknik liselerde gerekse normal liselerde aynı olmasına karşın oraya gelen öğrenci portföyünün biraz bilgi düzeyinin az olması nedeniyle orada dersler az yapılıyor. Yoksa ders saatleri aynıdır. Verilen dersler aynıdır. Evet. Dolayısıyla yani sınavdaki başarısızlık bir de bunların mesleki eğitimleri, bunların stajları fazla olması nedeniyle derslere fazla önem veremedikleri için o derslere fazla yani sınavlara önem veremiyorlar. Hı-hı. Bu anlamda düşük çıkıyor. Bunu işte gidermek için hocamın dediği gibi kendi branşı ile ilgili üniversite değil de yüksek okula direkt geçebiliyor. 2 yıllık yüksek okula. Eğer orayı tamamladıktan sonra notları isterse kendisi üniversitede devam edebiliyor burada. Hı-hı. Yani böyle bir şeyin yolunun açıldı. Burada işte şey önemli. Meslek seçme, yani gerçekten de dayatıyoruz. Ara meslekler çok önemli, hep konuşuyoruz. Bir duvar ustasını bulamıyoruz, bir tesisatçıyı bulamıyoruz. Bir makine ya da arabanızı tamir ettireceğiniz zaman kalifiye eleman bulamıyorsunuz. Bunların yetişmesi için, para kazanma için değil, gerçekten çocuğumuz yatkın mı değil mi buna bakmamız gerekiyor. Evet. Çocuğumuz da bu meslek eğer örtüşüyorsa buna yönlendirmekte fayda var. Yani biz sadece bildiğimiz meslekler turizm, işte motor tesviye, bunun dışında yüzlerce bölümler tabii açıldı. Evet, evet. O kadar çok bölümler var ki ve o kadar istihdam alanı fazla ki burada. Bunları araştırıp yine ehil ellerde yalnız. Bu konuyu bilen insanların denetiminde bunlar yaptırırsak çocuklarımıza. Ben hep şunu söylüyorum. Çocuklarımıza para kazanmayı değil, önce mutlu olmayı öğretelim. Mutlu olmayı öğretelim ki elindeki sahip olduğu değerlerin kıymetini bilsinler. Fiyatlar değil. Bu çok önemli bir yaklaşımdır. Evet. İnsan mutlu olunca ve işini iyi yapınca insan para kazanmamasına da aslında olanak yok. Mutlaka bir yolunu buluyor diye düşünüyorum. 2007 yılında kuruldu dediniz komisyon. Evet. Bu zamana kadar nasıl geri dönüşler aldınız? Yani amacına ulaşıyor mu? O meslekleri tanıtmada ya da çocuklara meslek seçiminde faydası oldu mu? 2007 yılından beri ne değişti acaba? Şimdi 2007 yılından ben 3 yıldır dediğim gibi bu komisyondayım. Şimdi seminerler veriyoruz, öğrencileri topluyoruz salonlara, büyük seminerler veriyoruz. Öğrenci tabii sadece biz konuşmuyoruz, burada olduğu gibi öğrenciler bize sorular soruyorlar. Şimdi alanları falan tanıtırken hani algıda seçicilik diye bir şey vardır. Öğrenciler hemen böyle hani hızlı geçiyor bazen o alan dallar ama kendilerine uygun mesleği tak orada bir bölüm görmüştüm, o neydi? Oraya nasıl girebilirim? Yani bütün o alanları, dalları öğrenciler ayrı ayrı bize soruyorlar. Hatta varsa Oktay'cığım sormak isteyen var mı soru sormak isteyen arkadaşımız varsa sorularını da alabiliriz. Evet, var oradan bir kız arkadaşım soru soracak. Evet efendim. Meslek lisesinden mezun olduk. Bana sorma, oraya sor. Meslek lisesinden mezun olduk. İyi bir üniversiteye gidebilir miyiz? Gidebilirsek nasıl gidebiliriz? Evet. Şimdi biraz önce aslında, bahsettim. Evet, meslek lisesinden mezun olduktan sonra kendi alanında bir üniversiteye 2 yıllık ön lisans programlarını, 2 yıllık okullara ön lisans programları deniyor zaten üniversitede. Oraya sınavsız geçiş yapabiliyorsunuz kendi alanınızla ilgili. Hocam orada o zaman şöyle çevirelim soruyu. Oran nasıl? Yani meslek lisesinden iyi üniversitelere geçiş yapan çokça öğrenci var mı? Ya da i̇şte, kendi evet. alanlarında tercih edip başarılı olan öğrencilerin sayısı arttı mı diye soralım. Şöyle söyleyeyim, tabii 2012 yılından sonra o katsayı oranı, o katsayı meslek liselerine çok büyük bir zarar verdi. Öyle düşünüyorum ben. O seneden sonra tabii düzeltmeye çalışıyor. Ya bu velilerde de tabii bu algı farklı oldu. İşte benim çocuğum meslek lisesine giderse üniversiteye gidemez. Ama o değişti tabii ki ve şu anda biraz önce hocam da söyledi. Bunu getirdiği düşünceyle daha akademik başarısı düşük öğrenciler meslek liselerini seçtikleri için üniversiteye gitme oranı çok yüksek değil. Yani normal bir Anadolu lisesiyle yani. Kıyaslarsak. Ama önceki yıllara göre biraz daha artış var. Evet, artış var. Hedef olarak peki şimdi hep meslek lisesinde okuyor ama iyi üniversite diye konuşuyoruz. Yani şeyi konuşmuyoruz. Meslek lisesinde okuyor, kendi branşıyla alakalı iyi bir... Şimdi burada arkadaşlarıma da sorduğum zaman çok büyük çoğunluğu doktor dedi aslında ama... şimdi meslek lisesinde bir branş okuyorlar, bir eğitim alıyorlar ama evet. doktor olmak istiyorlar.
Öyle bu örnekler de var. Öyle örnekler var. Benim yakın çevremde de var zaten. Meslek lisesinden mezun oldu ve tıp kazandı, tıpa gitti. Bir arkadaşımız yine hukuk kazandı, hukuka gitti. Yani tamamen bölüm değiştiren öğrenciler de var zaten. Hani işte dershanelere gidip kendini yetiştirip istediği alanda başka bölüm kazanan öğrenciler de var tabii ki. Evet, peki komisyona dair değil ama bu soru. Yeni bölümlerde açıldı mı? Haberdar edebileceğimiz yeni bölümlerde meslek var mı? Meslek liselerinde. Şimdi meslek liselerinde 3 yıl önce bizim 2 hafta önce tanıttığımız uçak bakım alanı açıldı. Hı. Yani Gatem'de Gazi Endüstri Meslek Lisesi'nde, pardon yanlış söyledim, şimdi isimleri değişti. Gazi, tamam. Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Zaten hemen yeri gelmişken ondan da bahsedeyim. Bu yeni bir olay. Geçen bu sene oldu diyelim. Geçen sene de değil. Meslek liselerinin isimleri değişti. Önceden işte Gazi Endüstri Meslek Lisesi veya Zeynep Salih Kız Meslek Lisesi. Anadolu Teknik, Endüstri Meslek, işte, Endüstri Teknik. Şu anda tek bir isim altında bütün meslek liseleri. Örneğin Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Hı hı. Şimdi sebebini de söyleyeyim onun. Neden isimler bu şekilde değişti? Şimdi yöreye göre meslek liselerinde, yani kız meslek lisesi yazdığınız zaman ismini oraya bir makine bölümü açamazsınız. Kız meslek lisesinde makine bölümünün ne işi var? Şimdi bu algıyı değiştirmek için yöresel oraya o bölümü istedikleri zaman açabiliyorlar. Yani yörenin ihtiyacına göre, piyasanın ihtiyacına göre yine istedikleri bölümleri açabiliyorlar. İsim değişikliği oldu. Yani bütün meslek liseleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak değişti. Değişti. Şey, evet. 122 okul mu var dediniz? Evet, 122 tane okulumuz şimdi var. Şimdi çok büyük bir kitle, evet, siz şey yapıyorsunuz, hizmet veriyorsunuz mu ya da danışmanlık, rehberlik ediyorsunuz? Danışmanlık, şimdi, evet. Birebir peki nasıl takip edebiliyorsunuz? Hani her okulda da birim var, birimler var dediniz, evet, değil mi? Her okulda bizim gibi komisyonlar var. Siz ama bu okullardaki komisyonun daha ana, evet, ana birimi. Evet, onları, evet, kontrol, onların koordinasyonunu, evet, yine meslek liselerini sürekli meslek liseleriyle irtibatlıyız. Meslek liselerinin işte alan ve dallarını tanıt. Şimdi meslek liselerinin öyle bir görevleri de var. Kendi alan ve dallarını işte CD'ye kaydederek bütün ortaokulları gezip onlara tanıtmak zorundalar. Veya ortaokullar meslek liselerine gidip alan ve dalları tanımak için gezi düzenleyebiliyorlar. Aramızda acaba arkadaşlarımızdan var mı böyle bir test uygulanan, ne yöneliminiz olduğuna dair bir teste hiç tabi tutuldunuz mu? Var mı? Bu komisyon tarafından. Yeni mahalledeki bir okuldan mı geliyorsunuz? Evet. Ama test... Size denk gelmedi mi test? 7. sınıflar belki var daha küçükler çok. Küçükler mi? 7. 8'lere uygulanıyor bu test. 8'lere mi uygulanıyor? Evet. Evet. Ha, biri katılmış bir mesela. Bulduk. Evet. Bir tane bulduk. Muhtemelen soralım orada acaba ne cevaplar vermiş? Sen kaçıncı sınıfsın? Ben 8. sınıfım. Ne oldu? Neler sordular? Bu ankete katıldın değil mi, bu komisyonun anketi? Evet, bazılarına katıldım. Ha öyle bir sürü de oldu. Bazılarına katıldın onları. Evet. Ne tarz sorular geldi? Ailenle ilgili sorun yaşıyor musun? O tür sorular. Ne olmak istiyorsun? Mesela işte futbolla ilgili falan. Hangi takım tutuyorsun falan, öyle sorular sordular bana. Aha. Başka aklıma gelecek bir şey yok yani. Sonra ondan sonra peki nasıl bir şey, hani rehber öğretmenine falan böyle bir takım bu anket sonuçlarını değerlendirme üzerine bir takım toplantılar ya da işte seminerler gibi şeyler oldu mu? Evet, oldu. Oldu peki. O kadar. Evet, oldu, tamam. Söylemeyeceksin neler konuşulduğunu orada. Evet, onun kafasında acaba bir şeyler canlandı mı? Yani öğrencide de bir şeyler oluşuyor mu o testteki sorulara verdiği cevaplarla? Mutlaka çıkan sonuçlara göre bir şeyler oluşuyor tabii ki. Evet. Hocam, siz neler söyleyeceksiniz peki? Siz böyle çok güzel toparlarsınız hani. Ne kadar bu kadar var? Sohbet ettik. Zannediyorum ki son 3 dakikadayız. Dakika. Tamam. Son 3 dakika için meslek seçimi, meslek liseleri, bunlarla ilgili neler söylemek, evet, istersiniz hocam? Şimdi aynı şeyi söylüyoruz. Yani bir çocuğumuzun hayalleri muradı olacak ileride. Yatkınlıklarını bilip eğer o çocuğun geleceğiyle ilgili tabii... Şimdi bu yaşta 7. sınıfta ve 8. sınıfta daha sonra görüşleri değişebiliyor, meslekleri değişebiliyor. Hep o nedenle 11. sınıfa geçtiklerinde çocuklar bölüm belirlerler. Türkçe matematik, işte Türkçe sosyal,
yabancı dil diye. Şimdi bu anlamda biz çocuklarımızın bu yeteneklerini görüp sadece destek vereceğiz. Yapmamız gereken şey şu, çocuklarımızın bu yeteneklerini ve yetilerini belirledikten sonra bu konuda araştırma yapmakta fayda var her zaman için. Yani bu çocuk neyi yapacak, neyi yaparsa mutlu olur, neyi yaparsa daha iyi hayat sürer, bu bizim zaten görevimiz olacak. Bu anlamda ben gençlere hep şunu öğreniyorum. Diyorum ki 5 şeye sahip çıkın, çaldırmayın. Umudunuzu, ekmeğinizi, geleceğinizi, zamanınızı, bu çok önemli. Eğer bunlara sahip çıkarsanız ve sevdanıza sahip çıkarsanız... Ve sevdanıza sahip çıkarsanız... Devam ediyor hoca, neden şimdi araya girip hemen? mutlaka seçeceğiniz meslekle birlikte bunlara da sahip çıktığınız zaman güzel bir yaşamınız olacaktır. Çünkü bu yaşam sizin yaşamınız. 15 yıl sonra siz yaşayacaksınız, aileniz yaşamayacak. Yani size dayatılan bari şu olmadın şöyle ol, ben sana yatırım yaptım, bari şu ol da bana bak gibi yaklaşımlar onları mutsuz edecektir. Yaşam bunların yaşamı. Bunlara sahip çıktıkları süre içerisinde ve gerçekten de umutlarını ve sevdalarını kovaladıkları süre içerisinde istedikleri meslekler kendi ellerindedir. Ama bunun için de mutlaka emek vermek gerekecek. Yani oturduğunuz yerden olmayacak bu. Bunun koşullarını ve gereklerini yerine getirmeleri gerekiyor. Çünkü sonrasında değiştirmek çok zor değil çok mi zor. Hocam? Çok zor. Türkiye koşullarında biliyorsunuz yani belli bir yaştan sonra gerek fiziki ortam dönmek çok çok zor. Bu anlamda yani baştan daha bunu yaparlarsa hem yol kat etmiş olurlar çok hem de daha mutlu olabilirler. Meslek değiştiren çok az örnek var böyle dediğiniz gibi ülkemiz koşullarında değiştirebilen daha doğrusu değiştiren değiştirelim de daha çok evet, değiştirebilen çok az sayıda örnekler var ama gerek yok vakit kaybı zaman kaybı tabii ki. İşte en büyük problem o. Ben öğretmenim. Ben çok seviyorum evet. Ben de çok seviyorum yani öğrencilerim benim kendi öğrencilerim de burada zaten. Siz hem komisyonda hem de derslerinize devam ediyorsunuz. Derslere devam etmiyoruz. Etmiyoruz. Ama ben tabii zaman zaman derslerim oluyor. Derslerime giriyorum. Evet. Tamam o zaman süremiz bitti. Son olarak bir şey söylemek çok istiyorum. Kısa ama. Çok kısa. Doğru meslek seçimi için öğrencilerin öncelikle kendilerini çok iyi tanımaları, hocam bundan çok bahsetti. İkinci olarak da meslekleri tanımaları gerekiyor. Evet. Ve bizim komisyonumuzun amacı da bu zaten meslek tanıtımı. İnşallah siz de bunun üzerine çalışmalar yapıyorsunuz. Umarım çok insan olmuştur. Çok teşekkür ediyoruz. Son olarak çok teşekkür ederiz. Vaktinizi doldurduk. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Fatih Hocam haftaya görüşürüz. Sevgili seyirciler bugün Hayat Okulu'nda Yeni Mahalle Mesleki Tanıtım ve Yönetme Komisyonu'nun değerli üyeleri eğitimciler Arzu Ataş ve Yeşim Türkcan bizlerle birlikteydi. Mesleki eğitimi, doğru meslek seçimini konuştuk. Tabii kiminle konuştuk? Eğitim danışmanlarının Don Vito Carlione'si Fatih Aytaş'la konuştuk. Biz yarın yine aynı saatte TRT Okul ekranlarında sizleri tam burada bekliyor olacağız. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın, görüşmek üzere. Kırkanma hayat okulunda sorular zorsa şaşırıp tekleme zaten işin çok yenisini ekleme tek ayak üstünde köşede bekleme sınıfta kalma hayat okulunda hayat okulunda çalışana yol açık. Yolunda hayat okulunda.